Herkese merhaba. Bu videoda sizlere çekirdekten yetiştirdiğim hurma ağaçlarımın son durumunu göstereceğim. Şu an toplam bahçemde 5 adet çekirdekten yetiştirdiğim hurma ağacı bulunmakta. Bunların 2 tanesi 3 yaşına doğru yaklaşmakta, 2 tanesi 2 yaşına doğru yaklaşmakta, 1 tanesi de 1 yaşını doldurmak üzere. İlk olarak 3 yaşını doldurmaya yaklaşan hurma ağaçlarımı göstererek başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu ağaç oldukça gelişmiş durumda kök yapısı olarak. Kökü 3-4 santim kalınlığa ulaşmış durumda. Dal yapısı da gelişmiş ve ana sürgünler dışında yan sürgünleri de oldukça gelişmiş durumda. Ve boyutu yaklaşık 50-60 santim civarında. Yani 2 karıştan biraz daha uzun bir boya sahip. Diğer ağacımı da göstereyim. O da çok benzer görünümde. Kökü diğeri kadar gelişmemiş olsa bile yine de oldukça geniş bir kalınlığa ulaştığını görebilirsiniz. Bu ağacın da dalları oldukça uzamış durumda. Ve 3 sene gibi kısa bir süre için iyi bir büyüme göstermişler. Şimdi size 2 yaşındaki hurma ağaçlarımı göstereceğim. Bu hurma ağacı 2 yaşına yaklaşmakta ve gövdesi 3 yaşındakilere nazaran oldukça ince durumda. Tabi diğerleri de 2 yaşındayken bu durumdaydı. O yüzden 2 ile 3 yaş arası çok büyük bir büyüme olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun genel bir trend olduğunu da söyleyebilirim. Yani 2 yaşına kadar daha yavaş bir büyüme gösteriyorlar. Bu ağaçta da olduğu gibi. Ama 2 ile 3 arası çok büyük hızla büyüyorlar ve gövdeleri de oldukça kalınlaşıyor. Bunun daha henüz yan sürgünleri 3 yaşındakiler kadar olmadı. Umarım önümüzdeki bahar dönemi olur. Şimdi 1 yaşındaki ağacı da göstereyim. Bu diğerlerine göre yaşı daha küçük olduğu için tabii ki daha küçük olması çok normal. Bunun da 2 tane dalı gördüğünüz gibi çıkmış. Diğer ağaçlarda da ilk yaş sonu böyleydi. O yüzden ilk senenin sonunda buna benzer bir görüntüye sahipse hurma ağaçlarınız, bu çok normal bir durum. Ve asıl büyüme 2. yıl ve hatta 3. yıl ve sonrasında oluyor. O yüzden endişe etmenize gerek olmaz. Şimdi bir de toprağın durumunu göstereyim. Toprak şu an ıslak durumda, kış ayı olduğu için. Ve genellikle nemli toprakları seviyor. Tabii çok çamur gibi de olmayı da sevmiyor. Şu an biraz olması gereken ıslak durumda. Drenajın iyi olmasını istiyor toprağın. Güneşi çok seviyor. Güneş en önemli isteği. Bu sebeple de güney cepheli konumları çok daha fazla seviyor kuzey cepheli konumlara göre. Ve iç mekanda yetiştirecekseniz de güneş alan bir pencerenin önünde olması çok kritik. Eğer olmazsa büyüme çok yavaş olur. Son olarak kışın -10 derecenin altında düşmeyen alanlarda dış mekanda yetişmesi mümkündür. Eğer güneş alan ve -10 derecenin altında olmayan yerler varsa dışarıda yetiştirilebilirsiniz. Dış mekan şansınız yoksa iç mekanda da yetiştirebilirsiniz güneş alan pencerelerinde. Ve çekirdekten yetiştirmesi kolay olduğu için sizin de kolay bir şekilde hurma ağacınız olabilir diyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum.